Damarlarında kagan kanı akan Boom'un solgun bir hilalin altında babası endişeyle izlerken doğdu. Onu göğe doğru kaldıran Tengri'nin kutu ve sonsuzluğu altında ilk defa nefes alsın diye tutan bendim. İçinde bulunduğumuz bu karanlık çağ başlamamışken tam 40 sene önce. Onlar için bir ömür, benim için yazgıların gerçekleşmek üzere yetiştiği bir mevsim. Yüce aşınanın kanını taşıyan Boğman Şad, daha bir fidanken anlamıştı. Nefes aldığı bu dünya uygar değildi. Kahramanlar yoktu. Sevdiklerini kendi korumak zorundaydı. Bu kana bulanmış gaddar tamuda zayıflara biçilen yazgı ya acıyla ölmek ya da sapkın iştahlara köle olarak terk edilmekti. Boom'un Şad asla ulu kaderini istemedi. Onu ve aynı kanı taşıyan Tuğganları da ben yetiştirdim. Ama Boom'un farklıdır. Bilinmedik taşığa kaçan yaban hayvanlarıyla dost. Kendi yalnızlığına aşık bir oğlan. Gözü göğe baktığında açılır, yüzü at sırtında güler. Yüreği bir kor. İçindeki tutkusu bir güneş gibidir. Kamlara özgü içre közümle ona her baktığımda şadımın tini güneş gibi parıldar. Boğmanımın sabut olduğu, korumaya and içtiği aile yalnız kendi ocağı değildi. Yaprak gibi dağılmış tüm Türk budunu ailesi sayardı. Ömrünün baharı babası Tuğhu Beg'in başağlık ettiği Vey savaşlarında geçti. Öyle çok savaştı ki. Akbabaların ziyafet çektiği çoraklarda kanlı çamur ve on binlerce leşin kokusuna bile alıştı. Ben Ötügen'de babası ve ağabeyini tanıyamayan kaygın kardeşi İstemi yetiştirirken Boğman'ın adı ve sanı Tengiz kıyılarında Coğmonlara bile ulaştı. Tam 10 yıl saçtığı ölüme içi kan ağlasa da aşın aşağıdı görevini yaptı. Bozkırı Vey kanıyla suladı. Kullandığı kılıçlara bile adlar verilen Boom'un koca orduları ürküten bir kasırga gibiydi. Namı öyle büyüdü ki Çin hanedanları onu Linkun Shuji diye anmaya başladı. Tin biçen. Gençliğini yiyen savaşlar bitip, avarların dağlaylı yükselişi başlayıp, Türk boyları didişir iken, bir gün ansızın güzeller güzeli avar ecesiyle tanıştı. Babası Rouran Kaga'nın en sevdiği evladı bu kız, çiğ tanesi kadar saf, Türkçeliği kadar yayın duruşuyla Boğmanın tün gibi kararmış gönlüne bir dolunay gibi yükseldi. Yüreklerini gemlemeyen iki aşık batıya, Ötügen'e kaçtı. Aşkları öyle yakşıydı ki Boğman ömründe ilk kez katıksız mutluluk tattı. Belki de ölüm dolu gençliği yerine sevinç dolu yetişkinliğe verecekti. Bu çağ hem aşınaya dost, kutlu uruğu korumaya and içmişlerin, hem de onların soyunu kurutmayı düşleyenlerin olduğu bir çağ. Ben, Son Kam, yaşlı Alagar, Purum'da 550 dedikleri bu yılda yelvi çizikların oynadığını hissediyorum. Yeryüzü çağ değişimine gebe. Ama çağlar
sessizce değişmez.